Eve geçti. İyi mi halde? İyi ya abi. Her şey yolunda. Hiçbir şey yolunda değil Ali Rıza. Birbirimizi kandırmayalım. Ardımızda bu kadar bekleyenimiz varken çıktığımız yol gerçekten sıkıntılı. Ne dedin halde? Bir şey olmayacak dedin. Merak etme dedim. İçini soğuttuğunu düşündün değil mi? Öyle, başka ne yapacağım ki? Yanlış. Nasıl yanlış? Ben bir karar verdim. Hasan da destekliyor. Ne kararı? Kurduğumuz pusuya sen katılmayacaksın. Haşmet ağa haklı. Sen geri dur. Bırak biz bitirelim bu işi. Olmaz öyle şey. Olur Ali Rıza. Pekala olur. Senden hep bir şey istedim. Tek bir şey. Halide'yi korumanı, bu savaştan uzak tutmayı. Onu senden başka kimseye emanet edemem biliyorsun. Aslanım. Bırak biz bitirelim bu işi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Oysa senin kaybedecek çok şeyin var. Ben şimdi vazgeçersem Nihan'ımın Fatih'in mezarına nasıl gideceğim? Onca acı, onca ölüm. Ben sevdiklerime ihanet etmiş olmayacak mıyım? Ben bu yola çıktığımda yalnız başımaydım. Şimdi siz varsınız. Artık daha güçsüz. Kimseye bir şey olmayacak. Bana güvenin. Alo, Sema. Ben seni şey için aramıştım ya, bu fotokopiler için. Aynen, sonra yemekhanede de göremedim seni. O yüzden yani. Yarın hallederiz o zaman o proje işini. Tamam. Aynen, öğle yemeğinde falan konuşuruz. Tamam. Tamam, tamam, sağ ol. Hadi bay bay. Tamam. Dayı. Kızım ne hayalet gibi geldin arkamdan ya, korkuttun beni. Ya ben gayet normal geldim de senin aklın başka yerde herhalde. Abim geldi mi? Yok, uğramadı hiç. İyi, tamam. Hadi senin bana anlatacakların var. Kimdi o kız? Hangi kız? Telefonda konuştun işte. Şey o ya. Şirkette bir proje için falan konuşuyorduk da fotokopi falan, o kız. Dayıcığım sen daha yeni başladın işe. Sana mı soruyor? Evet. Kızım o şeyde ekspertiz bölümünde çalışıyor. O yüzden bana sordu. Onun alanını... Sen karışma her şeye. Anlamazsın. Yani ben gayet iyi anladım da. Neyse yani siz yemekte konuşursunuz artık. Nereye götüreceksin kızı? Yemekhaneye. Yuh. Yani yemek bittikten sonra da çaycıdan iki çay söyle, tam olsun dayı. Şöyle klas bir yere götürsene kızı. Ha, klas bir yer nasıl mesela, nereye götüreyim? Klas bir yer mesela şeye götür, Meksika mutfağı. Taco falan söylersiniz böyle, süper olur. Çok biliyorsun her şeyi. Biliyorum tabii, Z kuşağıyım ben. İşe gitmiyoruz ama işi biliyoruz. İyi tamam, çık çalışacağım ben, hadi. Çalışırsın sen kızım, çalışırsın. Hadi hayırlı işler. Aslı! Meksika restoranı. Şimdi bu GPS'ten aldıkları konumda bir yanılma olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Ön çalışması detaylı yapıldı. Kaç kişi oldukları yeri, her şey belli. Güzel. Güzel. Konum doğru olsun da gerisi bizde.
Geliyorum lan Rize. Geliyorum. Azrail'in olmaya geliyorum. Birinci noktadan geçtiler. Anlaşıldı. İkinci bölge hazır olun. Üçüncü bölgeye geliyorlar, hazır olun. Üçüncü bölgeye geçtiler. Depo güzergahına saptılar. Başlıyoruz aslan. Dediğim gibi riske girmek yok. Eyvallah kardeşim. Sen köşe yap. Cama. Sen. Gitsin. Efendim içeri istemiş. İyice kontrol ettiniz mi? Pusu falan olmasın. Her yer kontrolümüz altında. Ama para kasaları boş efendim. Ne? Ne demek boş? Nasıl boş lan? Aç. Kasalar boş çıkınca mahalleye hücum etmeyecek mi bunlar? Artık başlarında daha büyük bir bela var. İkinci kez çuvalladığını yukarıdakilere anlatamaz Muzaffer. GPS'i sadece Muzaffer değil, yukarıdakiler de takip ediyor. Dolayısıyla kasaların boş olduğunu söylerse ölümüne davetiye çıkarır. Bizle oyun oynuyor. Biz de onunla oynayalım. Bak gidelim mahallesine, yakalım, yıkalım, başına yıkalım. Bir sakin ol, sakin ol. Şimdi başımız daha büyük dertte. GPS'ten paralara ulaştığını görüyoruz Muzaffer. Evet, evet, ulaştım. Şimdi devir teslim yapıyorum. Size rapor geçeceğim. Peki, raporu bekliyoruz. Tamam. Yalan söyledin. Evet, canımızı kurtarmak için. Yine oyuna geldiğimizi anlarlarsa gün doğumunu göremeyiz ikimiz de. İşte şimdi köşeye sıkıştı Muzaffer. Tek çaresi gölgelere bir şey hissettirmeden bu meseleyi çözmek. Nasıl çözeceğim? Paralar bizde. Biz yardım edeceğiz. Ulan Ali Rıza. Ulan Ali Rıza geberteceğim sakin seni. Sakin olun Burak Bey. Ne sakini Rıfkı? Bak öfkelenmeni ve saldırmanı bekliyorlar. Böylelikle daha rahat tuzağa çekecekler seni. Efendim. Nasıl buldun sürprizimi Muzaffer? Çok fazla cesur. Demek bana oyun oynuyorsun, öyle mi? Ama bu sefer baltayı taşa vurdun. Ben ne Burak'a ne de ihtiyara benzerim. Bana bak, benimle oyun oynanmayacağını anlayacaksın. Hem de hemen. Boş tehditler savurmayı bırak Muzaffer. Şu an başında benden çok daha büyük bir dert var. Bu durumu gölgeleri açıklayamayacağını ikimiz de biliyoruz. Yalan söyledin onlara değil mi? Çünkü bir kere daha çuvalladığını öğrenirlerse sen bana ulaşamadan onlar sana ulaşır. Ama üzülme. Seni bu cendereye ben soktum. Ben kurtaracağım. Sana paraları vereceğim. Sen de bana Burak'ı vereceksin. Bana bak, benimle pazarlık yapma. Pazarlık yapmıyorum. Sana son şansını söylüyorum. Karar senin.
Şimdi sana düşünmen için yarına kadar zaman veriyorum. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gölgelere teslimatı yaptığımı söyledim. Şimdi sakin kalacağız. Her şey yolundaymış gibi, tamam mı? Sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Benden haber bekle. Rıza. Halidem. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Babam onuz. İyi, herkes iyi. Bitti mi peki? Tamam mı? Bitti sayılır. Son bir şey kaldı. Sonra taksim atlayacağım, eve geleceğim. Senin yanına geleceğim. Bebeğimize geleceğim. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Sen de çok iyi bir baba olacaksın. Yanından ayrılmayacağım. Altını değiştireceğim, göğsünü doyuracağım. Biz hiç ayrılmayacağız. Cesaretine hayranım. Benimle buluşmaya tek başına geldin, öyle mi? Neyine güveniyorsun sen? Ha? Haşmet de arkanda yok. İki üç tane taksiciyle mi benimle baş edeceksin? Buraya gelmek zorunda olduğuna göre daha fazlası var elimde. Asıl ben senin kaypaklığına hayranım. Davanı sattın. En yakın arkadaşını sattın. Şimdi de Burak'ı satıyorsun. Vallahi hızına yetişmek mümkün değil. Bana bak Ali Rıza, beni zorlama. Buradan sağ çıkamazsın. Olabilir. Ama sen de paraları alamazsın. Bugün değilse yarın gölgeler paraları kaptırdığını öğrenecek. Bir de yalan söyledi. Paraları buldum dedi. Sence açıklama yapma imkanın olacak mı? Bence anlaşmayı kabul etmeyeceksen beni değil, kendini öldür. Çünkü başka türlü çıkamayacaksın bu işin içinden. Peki sana nasıl güveneceğim ya paraları yaktıysan?
Paralar bende, Burak sende. Benim derdim, intikamım Burak'la biliyorsun. Onun üzerinden elini çekeceksin. Ben Burak'ın hesabını göreceğim. Sen de paraları alıp kendi hesabına bakacaksın. Haber bekleyeceksin ki bu adamdan para için. Zaman kaybı değil mi? Er ya da geç benim dediğime gelecek. Sen merak etme. Güveniyor musun? Ben bu saatten sonra kimseye güvenmem. Birbirimize biraz zaman verdik diyelim. O kendi yöntemleriyle deneyecek. Baktım beceremiyor. Bu sefer ben kendi yöntemlerimle işe el koyacağım. Gücü geri alamazsan o kadar kolay olamayabilir Burak. Doktor, iyi mi? Gözlerini açtı Burak Bey. Sizi soruyor. Bir bakın isterseniz. Fiko. Oğlum. Ah be Fiko. Oğlum korkuttun bizi be. Ha, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Oh be Fiko. İyiyim. Oh be oğlum. Abi su. Ha? Su. Su. Al kardeşim, al. Al lan, korkuttun bizi be. Vallahi Fiko, korkuttun bizi. Ah. Ama yudum yudum iç. Doktor şimdi bir anda çok sıvı almasın dedi. Tamam, dikkat edeceğiz. Tamam, yeter. 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 Bu kadar su yeter. Bu dönemde dikkat edeceğiz Fiko. Aman. Oh be oğlum. İyisin, iyi. İyi gördüm. Burak Bey, 7 numara telefonda. Sizinle görüşmek istiyor. Fiko, iyisin, iyi. Su versene. Efendim? Rıfkı abi, su versene. Ne? Su. Anlamadım. Su. Ha, su. Su. Ha. Ha. İç Fikom, iç. Oo. Versene abi. Benim. İnsan vurulunca yüreği yanar bilirim. İçi yanar. Oh. Afiyet olsun. Ha. Oh. Versene abi. Yarası. Buyurun, dinliyorum. Paraları ulaştım. Bana niye haber vermediniz? Çünkü öyle uygun gördüm. Ali Rıza. Ona ne oldu? Önce bu akşam şu devir teslim işini halledeceğiz. Ali Rıza sonra. Merak etme, sana vereceğim Ali Rıza'yı. Güzel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ramço, ne haber? Oh abi, hoş geldin, sağ ol. Rukiye ana da içeride seni bekliyordu. Annem mi? Aynen abi.
Anne. Ali Rıza'm. Kasaba gitmiştim de. Geçerken bir de seni göreyim dedim. Ramço birazdan gelir dedi. O yüzden azıcık bekledim oğlum. İyi etmişsin de. Sen durağa uğramazdın. Hayırdır? Hayır oğlum. Hayır. Birazcık konuşalım seninle. Ali Rıza'm. Bak. Bu böyle olmaz. Halide ile bir an önce nikahını kıyalım. Kızcağız babasını kaybetti. Onun bizden başka kimsesi yok. Bizim evimizde başımızın üstünde yeri var. Amenna. Ama bu çatıya sadece kimsesiz olduğu için değil, sana sevdasından geldi. Halide benim kızım. Ama artık bu nikahın vakti geldi de geçiyor. O yüzden bir an önce kıymamız lazım oğlum. Haklısın. Yapacağız zaten. Ama öyle kuru kuruya olmaz. Sen evlenme teklif ettin mi? Yani etmiştim de. Biliyorsun işte kursağımızda kaldı. Oğlum böyle usulüyle erkanıyla olur. Ama bak bir de... Bunu Halide mi vereceksin? O takacak. Ne yanı yüzüğü? O gün onu taktığım yüzük. Bunu alamam anne. Oğlum. O yüzden alacaksın zaten. Nihan'ımın hatırasını Halide'm yaşatacak. Allah benden bir evlat aldı. Ama yerine bir evlat verdi. Halide benim kızım. O bunca zaman yüreği avucunda seni bekledi. Artık benim gelinim olsun. Zulüm de olsa, ölüm de olsa... bu yüzüğü o parmağından... sen de kalbinden çıkarmayacaksın. Tamam mı? Sağ ol anne. Sen sağ ol. Siz sağ olun ki benim uykularım bölünmesin anne. Ha, bana gerek var mı ya? Dur oğlum. Afiyetler olsun. Hop yavaş lan kaşığı yutacağım. Abi iki gündür. İki gündür serumla besleniyorum. Hiçbir şey yemiyorum ki. Yarasın. Ulan var ya helal olsun sana be. Al şu ekmeği de al. Yut ekmeği yut. Ha? Tamam ha? Ulan koskoca kralı kendine bakıcı yaptın ya. Helal olsun sana. Sen ne yaptın? Çözdün mü işleri? Çözdüm. Bu akşam devir teslim töreni var. Sonra da Ali Rıza'yı alacağım. Ay. Kalk Fiko, kalk. İyileşmeye bak. Panayırı kaçırma. Geleceğim, geleceğim. Kral taç takarken vezir burada durur mu? Adamım benim be. Yırttım kefeni. Allah'tan kurşun yorgunmuş ha? Ha. Kurşundan ölmedin de çorbadan öleceksin. Yavaş. Vallahi yırttım.
Efendim hemen Burak Bey'e iletiyorum telefonu. Burak'la değil seninle konuşmam lazım. Benimle mi? Bir problem yok değil mi? Yok, hayır. Bu konuşmadan Burak'ın kesinlikle haberi olmamalı. Anladım. Bir şey söyleyeceğim dedin ama anlatmadın. Yani düşünüyorum Halide'm. Yani doğru kelimeleri seçmem lazım. Niye ki? Ve artık baba oldum. Daha oturaklı ve ağır konuşmam lazım. Öyle mi? Peki. Ben öyle filmlerdeki gibi ilk görüşte aşka falan inanmam. Sen o gün arabama bindiğinde sıradan bir müşteriydin benim için. Ama seni tanıdığımdan beri tek nefeste aşkın ne olduğunu gösterdin bana. Çok şey yaşadık. Çok insan kaybettik. Bayağı eksildik. Ama artık evladımız tamamlayacak. Öyle olacak. Ona eksik bir dünya bırakmayalım halde. İçimizde ukde kalan, tamamlanmamış ne varsa tamamlayalım istiyorum. Benimle yeni bir hikaye var mısın annem? Hep kazanacağımız, hiç kaybetmeyeceğimiz bir hikaye. Benim yaralarımı tek iyileştirecek insan sensin doktor. Benimle evlenir misin? Bu yüzüğü sakın çıkarma. Çıkarır mıyım hiç? Aman diyeyim halinden bak. Annem elinde görmezse beni öldürür. Az kalsın unutuyordum. Bu ne? Kutlama yemeği. Sen o gün Taksim'e bindiğinde ben köfte yiyordum. O da yarım kaldı. Tamamlamayalım mı? Tamamlayalım. Hem sen iki canlısın artık. Yediklerine dikkat edeceksin. Nasıl yani? Sen şimdi bana köfte ekmekle mi bakacaksın sadece? Yok, ara öğün diyelim bunu. Sen bana çok yiyorsun mu diyorsun? Hayır. Peki bir şey diyeceğim. Bunlar o günden kalma köfte ekmekler değiller değil mi? Yok, o kadar değil. Bunlar 15 günlük falan. Thank you.
Ferit. Abi. Gel bakalım, hayırdır? Biraz konuşabilir miyiz? Bir sıkıntı mı var? Var. Gel bakalım, otur. Hayırdır? Of. Abi sana bir şey soracağım. Bizim derdimiz bu Burak denen şerefsizin canını almak değil miydi? Evet. Hala da öyle. Nihan'ın intikamı. Mehmet Emin amcanın intikamı. Değil miydi? Öyle. O zaman dün biz niye şerefsizin gidip kırtlağına basmadık? Paralarla tuzağa çekmişiz. Geriye bir tek tetiğe basmak kalmış. Adamlara elimizi sürmedik abi. Çünkü öyle gerekti Ferit. Öyle mi gerekti? Neden? Bunu anlamıyorum abi ben. Bir de Muzaffer denen adamla anlaşma falan yapıyoruz. Paraları ona verecekmişiz, o da bize Burak'a verecekmiş. Sen buna inanıyor musun abi? Ferit, biz bunları düşünmedik mi sanıyorsun? Tetiği çekmek en kolayı oğlum. Ama zamanı var. Abi, benim zamanım kalmadı. Benim sabrım kalmadı abi. Bana yolu verin, ben gideyim o şerefsizi öldüreyim. Hepimiz rahatlayalım abi. Ferit, yol yordan belli. Hepimiz kafamıza göre takılırsak o kafaya mermiyi sıkarlar. Abi. Abisi falan yok Ferit. Bunca plan boş yere mi yapıldı sanıyorsun sen? Ali Rıza'nın içindeki ateş senin ateşinden az mı? En az senin kadar o da indirmek istemiyor mu Burak Dere şerefsiz? Sen karını kaybettin. O kardeşini kaybetti. Babasını kaybetti. Sabredeceksin Ferit. Olmuyor abi. Olmuyor. O şerefsiz nefes aldıkça ben uyku uyuyamıyorum. Ben Nihan'ın kabrine gidemiyorum abi. Yüzüm tutmuyor benim. Tutacak. Tutacak. Sen yeter ki yüreğini ferah tut. Bugün olmaz, yarın bu iş bitecek oğlum. Biz bu yola ölüm diye çıktık. Ne yarım kalacağız, ne yarım bırakacağız. Tamam mı Müziğim? Rıza. Nereye? Bir işim var abla. Gitmem lazım. Bu saatte silahla gidilen iş
pek hayırlı değildir. Değil mi? Babam da böyle sessiz sedasız gitmişti. O gittiğinden beri hep dönmesini bekledim. Geç de olsa geldi ama. Geç geldi. Doyamadan gitti. İlk gittiğinde önüne geçip gitme diyecek yaşta değildim. Son gittiğinde de engel olacak gücüm yoktu. Babama gitme demediğim için hep pişmanlık duydum Ali Rıza. Şimdi sana desem, gitme desem, kendini de bizi de ateşe atma desem. Gitmem lazım abla. Ben seni bekleyeceğim Ali Rıza. Tıpkı babamı beklediğim gibi. Unutma, tamam mı babacığım? Ha? Nasıl? Kral gibisin. Kralım oğlum zaten. Ya bir şey diyeceğim. Ya ben de geleyim ya. Benim o anı görmek hakkım kardeş, hakkım. Ya Fiko, senin dinlenmen lazım. Bu mesele tartışmaya kapalı. Dinlen. Daha dur. Sen bana lazımsın. Daha Ali Rıza'yı halledeceğiz seninle. Asıl krallığımı onun cesedinin üzerine kuracağım. Sen o günlere hazırla kendini. Hadi kalk hadi. Hadi yatağa. Hadi. Hadi hop. Oh. Ulan daha yürüyemiyorsun. Devir teslim törenine gireceksin ha. Fotoğraf çek. Fotoğraf. Hadi, hadi. Rıfkı! Rıfkı Başkan! Ah ulan kupa papazı. Rıfkı yok Burak. Gitti. Gölgelerin bıraktığı korumaları da aldı. Gitti. Sattı seni. Niye yaptı biliyor musun? Emri 7 numara verdi de ondan. Krallığını ilan edemeden devrildin. Yazık. Emrettiğiniz gibi çiftlikteki bütün korumaları gönderdim. Yalnızca birkaç tane adamı kaldı. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi paraları almaya gidelim. İsa. Gidelim. Burak. Sana açıklıkla ifade etmeliyim ki seni hiç sevmedim. Hatta senden nefret ettim de diyebiliriz. Önceleri baban yüzünden tahammül ettim sana. Sonra İhtiyar elimi kolumu bağladı. Onun yerine geçecektin. Sustum. İçime attım. Ama sen benim kızımın duygularıyla oynadın. Onun karnındaki bebeğin ölmesine sebep oldun. Bunun bir cezası olmalı. Şimdi seni benim elimden alacak hiç kimse yok. Hadi sana iyi yolculuklar Burak.
pembe alayım. Sana açıklıkla ifade etmeliyim ki seni hiç sevmedim Mithat. Hatta nefret ettim de diyebilirim. Kusura bakma ama sen iğrenç bir insansın. Ama iyi bir babasın. Seni son dakika takdir ettim. Kızını böyle koruman, kollaman falan. Güzel, hoşuma gitti. Ama Gideray, bu dik duruşun çok yanlış kişiye gösterdi. Çok yanlış. Şiko, ne oluyor? Lan! Baskın bu. Ne oluyor lan? He? Baskın. Sen burada bekle. Asıl sen bekle. Ali Rıza olabilir. Burada bekle. Fiko! Fiko gitme Fiko! Fiko! Fiko gel buraya Fiko! Gel Ali Rıza, gel!